Sevgili Gökçe, şimdi senin bir cümlenle e, sana sorumu soracağım. Hayatta e, hiçbir şeyi oyuncu olmak kadar istemedim, kolay olmadı, vazgeçmedim, sabrettim ve başardım diyorsun. Yine hala başardım diyemiyorum ama e, vazgeçmedim, e, pes etmedim kısmı doğru. Oyuncu olmayı çok mu istiyordun? <laughs> evet, e, ben herhalde 6 yaşında filandım e, oyuncu olmak istediğimi söylediğimde. Ve gerçekten de hani kreşte dahi ya da ilkokulda o böyle işte yıl sonu gösterileri ya da 23 Nisan gösterileri 19 Mayıs törenleri daha ileriki yaşlarda benim için onlar hep çok kıymetliydi. Onların provalarında olmak çok kıymetliydi. Ee, ailem aslında ilgimin farkındaydı. Ee, ben de ama memur çocuğu olduğum için zamanda çok öfkeliydim ailem ama... Şu an onların ne kaygılar e, güderek, e, neler düşünerek, e, benim geleceğimi garanti altına almak için o klasik söylem, önce altın bileziğini koluna tak, oyunculuğu hobi olarak yaparsın e, düşüncesiyle davrandıklarınız çok daha sonra fark ettim. Yani ben hep bana izin vermiyorlar, beni görmüyorlar, beni duymuyorlar gibi düşünüyordum. E, ama bir yandan yeteneğim de vardı Herhalde daha ortaokulda işte oyun yazmaya başladım. Şey anlamda şanslıyım. İyi öğretmenler ve güzel arkadaşlar çıktı benim karşıma. Ee, yani arkadaşlarımla ya bu dönem sonunda bir şey mi yapsak dediğimde çok hevesli ve gerçekten yetenekli insanlar vardı yanımda ki bir mahalle okulundayım ben de yani ee, öğretmenlerimize bunu teklif ettiğimizde kabul ettiler. E, ailem ilgimi gördükçe evet yaz okulları vesaire buralarda hep e, oyunculuk ya da bir enstrüman çalmam için destek oluyorlardı. Ama günün sonunda hep şey vardı. E, oyunculuk okumayacaksın. O, o kadar, ben, bizim dönemimizin, devrimimizin endişelerinden biri. Evet. Hala öyle mi bilmiyorum ama o zaman çok oyunculuk böyle çok Meslek hmm. gibi görülmediği için mi yoksa tabii. bir yandan doğru tabii her zaman her ay bir maaşı olan bir evet, iş evet. değil. Dolayısıyla da aileler bir endişe duyuyor. Kızım acaba kendi ayakları üzerinde tabii. durabilecek mi? Biz her zaman onun yanında olmayacağız gibi. Aslında tamamen yine bizleri düşündükleri evet, için evet. duydukları bir endişe. Peki bu endişeyle seni neye yönlendirdiler ya da sen ne seçtin? Aslında bambaşka bir bölüm okudun değil mi üniversitede? Evet, evet. kamu yönetimi mezunuyum. Ee, ya şöyle oldum. Onlar altın bileziğimi koluma takmamı isteyince çok ısrar etmedim ben de. Ee, tamam, ben bir altın bileziğimi koluma takayım o zaman. Sonra diplomayı buyurun diye e, anneme babama teslim edip <laughs> kendi yoluma bakayım dedim. Ee, kamu yönetimi neden seçtim? Tek derdim, çabucak üniversiteyi okuyup hı hı. E, oyunculuk kurslarına ya da oyunculukla ilgili bir okul okuyabileceksem o yola girmekti. Ee, bizim evde hukuk, siyaset, sohbet konusudur. O yüzden Hı -hı. çok aşina olduğum e, bilgiler, Hı -hı. konular. E, ben de gerçekten bölüm seçerken e, aradım, baktım, okutulan derslerine baktım. Tamam dedim ben bunu çok çabuk bitiririm. O yüzden aslında kamu yönetimini seçtim. Tamamen şey çabucak okur, okuyup bitirip e, bir an önce oyuncular girmek için. Gerçekten de öyle oldu. Okulu dereceyle bitirdim ki hani... Hani öyle bir amacım yok hani niye dereceye giriyorum vesaire. Tamamen gerçekten aşina olduğum bilgiler olduğu için. Döner dönmez de e, ben de memur çocuğuyum. Aileme yük olmak istemedim. Hemen bir işe girdim. E, bir yandan çalışıyorken. Kendi alanınla ilgili mi çalıştın? Hayır. Ee, müşteri temsilcisiydim hı -hı, önce hı. telefonda. Hı -hı. Sonra yüz yüze e, görüşmelere göndermeye başladılar beni. Sonra kendi müşterilerimden iş teklifi almaya başladım. Ve onlardan birini kabul edip para biriktirebileceğim bir işe girdim. Ee, bir e, aile şirketinde. Aslında bir amaç değil araçtı senin evet, için o evet, iş, tamamen mi? para biriktirmek için. Yani bir iki, iki buçuk senelik aslında kurumsal hayatım oldu diyebilirim. İşte vazgeçmemek böyle bir şey. Vazgeçmediğin zaman galiba... Ee, bir noktada hmm. geç de olsa ya evet. aslında geç neye göre geç belki o dönem geç diye düşündüğün şey aslında tam zamanı ee, o yüzden vazgeçmediğinde yapabildiğini görmüş oldum. Biz de seni böylelikle tanımış olduk. İyi hmm. ki de öyle olmuş. Teşekkür ederim. Gökçe'cim peki şimdi oyunculuk eğitimi almak isteyen insanların daha erken yaşta bir şeyler yaptığı zamanlar oluyor. Sen hiç şey endişesine kapıldın mı? Ben geç mi kaldım acaba? Ya da bu bundan sonra oyunculukla ilgili aldığı eğitimler aldın. işte. dedin hmm. ki işe girdim çalış çünkü oradan aldığım evet. gelirle kendimi aslında eğitmek zorundaydım. Evet. Kolay yolum oldu mu? Yani çabucak o şeye girebildin mi diğer insanlar gibi? Neler yaşadın merak ediyorum. Şunun için de sormak istiyorum. Eminim ekran karşısında senin gibi belki oyunculuk değil ama aslında bambaşka bir iş yapmak isteyip de çok farklı bir okul okuyan ya da bununla ilgili eğitim alan insanlar vardır. Evet. Yani kesinlikle şey değil. Um... Kolay bir yol değil. Bir de bu şu an o kadar bu popüler magazin vesaire boyutuyla da oyunculuk o kadar farklı algılanır oldu ki Yok. sanki bir gecede işte aslında ünlü olmak vesaire gibi çok büyük paralar kazanmak gibi algılanıyor. Halbuki gerçekten ciddi bir eğitim süreci var. Fakat eğitim almış olman yeterli değil. Ee, o kadar çok oyuncu var ki ve mesela e, arkadan gelen çok yetenekli arkadaşlarım, arkadan gelen çok yetenekli meslektaşlarım var. Zaten sosyal medyayla e, her şey daha ulaşılabilir ve görülebilir oldu. E, herkes çok güzel, herkes çok yetenekli, e, herkes çok bakımlı. E, onları da görünce... Panik olduğum dönemler oldu. Bir de işte önce ben Altan Gördüm ve Vayda Gördüm'ün okulunda eğitim aldım. Sonra farklı teknikler üzerine işte workshoplar, atölyeler buldukça onlara katılmak için çaba sarf ettim. Ama iş bulamıyordum yani. O yüzden ben işte figüranlık da yaptım. İşte bölüm oyunculuklarına da gittim. Yeter ki hani set ortamını da göreyim, öğreneyim. Şansım şöyle oldu. Vayda Hoca... Okulun ilk prodüksiyonu bir çocuk oyunuydu. Hav havlarla hev hevler Aa. diye. Ben daha mezun olmadan beni oyunu aldı. Ee, orada Lady diye bir zengin köpeği oynuyordu. Şahane. <laughs> evet. Oradan tiyatronun yolu açılınca ben hem kendimi daha iyi hissettim bir şeyler üretebiliyorum diye. Tabii ki yine çalışmaya devam ediyordum. Sonra seslendirme, ufak ufak dublaj gelmeye başladı. Ama totalinde ben herhalde 24 yaşında filandım eğitim almaya başladığımda. Herkesin beni tanıdığı Ceyda bana geldiğinde 34 yaşındaydım ve 10 senelik bir süreçte herkes mesela diyor bir diziyle parladın. Yok Öyle 6 şey yaşından yok beri oyuncu olmak istiyorum İşte tiyatro kulüplerinde okulda devam ettim üzerine 10 senelikte bir eğitimim var artı bir diziyle Tırnak içinde tanınır hale geldi. Eminim o döneme kadar işte gidip de olmayan bir sürü of, de iş olmuştur. Evet, evet motivasyonum kırıldı kendime inancımı yitirdim. Yok ben yapamıyorum galiba. Benden olmayacak. Beceremiyorum. Etraftan da sonra o tarz konuşmalar geliyor. Mesela hani işte oyuncu olmaya çalışıyorum falan der demez. a nerede oynuyorsun diyorlar. Bir yerde oynamıyorum. Ha oyuncu değil. O zaman mesleğin ne? İşte dublaj yapıyorum. Ama mesleğin ne? Yani. Hani ne cevap vereceğimi bilmiyordum ya da hobi olarak ilgilendiğimi zannediyorlardı. Olumsuz yorumlardan da çok etkileniyordum ama sonra bir an geldi ve hani yolumu kaybettiğim dönem de oldu. Ben insan kaynakları astırıda yaptım açık öğretimde halkla ilişkilerde okuyordum Acaba vesaire. Acaba başka bir şey mi yapmalıyım evet, dediğin dönem evet, değil Evet yanlış yoldayım ama sonra bir anda durup düşününce ben ne istiyordum şu an ne yapıyorum deyip hepsini bir anda bırakıp Baya tez aşamasında master'ı falan bırakıp böyle. Ciddi misin? Evet evet. Hatta af çıktığında herkes beni dürtüyor. Gökçe ne <laughs> olur bari parti. tezini teslim et. Onu da yapmadım. Ben dedim sadece buna odaklanacağım. İşte ufak tefek dublajlardan, tiyatrodan kazandığım gelirle, işte ufak tefek oynadığım reklamlardan kazandığım gelirle yine eğitime e, para harcayarak. Aslında kazandığım parayı kendine yatırım evet, yapmışsın. Evet. Az önce dedin ki figüran da oldum. Hı -hı. Bu bizim nesille alakalı mı bilmiyorum ama e, biz galiba bir şeyleri yapmak istediğimizde e, onun her türlü çilesini çekmeye hazır bir son nesildik gibime geliyor benim. Yani hmm. e, şu, genç arkadaşlarımız için bunu söylemek istiyorum. Bir anda hiç bir yere gelinmiyor, tepe noktaya gelinmiyor. Bu basamakları yavaş yavaş çıkmak gerekiyor. Aslında o her basamakta da yeni bir şey öğreniyorsun Kesinlikle. ona dair. Evet. Ee, ve diyorsun ya mesela az önce konuştuk yayından önce. Her set yeni bir okul gibi Kesinlikle. aslında. Evet. Eğitim aldıktan sonra ve oyuncu olduktan sonra da tırnak içinde söylüyorum bunu. Az önce sana sen ne iş yapıyorsun <laughs> diyenler için. Oyuncu olduktan sonra da her sette yeni bir okul gibi diyorsun mesela. Evet, evet sıfır yani o kadar güya eğitim almışsın ya da işte başka setlerde bulunmuşsun her yeni set yeni karakter yeni insanlar yeni bir dünya yeni hikaye e, tamam sıfır. yani evet, hadi bakalım her şeyi baştan öğreniyoruz baştan kuruyoruz ama bir yandan da işin bu kısmını seviyorum galiba. Doğru bu insanı aslında diri tutan ve sürekli bir şeyler öğreten bir şey evet, bence de şahane. Yani besleyen